Bayramın bitimiyle birlikte kamu işçileri için toplu sözleşme ile ilgili kritik süreç başlıyor. Bu yıl ilk kez 600 binden fazla kamu işçisi için masaya oturulurken Türk İş ve Hak İş ortak hareket etme kararı aldı. Bayramın bitimiyle birlikte kamu işçileri için de toplu sözleşmelerle ilgili kritik süreç başlıyor. Bu yıl ilk kez 600 binden fazla kamu işçisi için masaya oturulurken Türk İş ve Hak İş ortak hareket etme kararı aldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre her iki konfederasyonun ortak taleplerini içeren taslak büyük ölçüde hazırlandı. 17 Mayıs haftası bakanlığa verilecek taslakla pazarlıklar başlayacak. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masada oturulurken bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek. İşçi konfederasyonlarının çalışmalarının ardından ilk 6 ayda dahil olmak üzere zam ve özlük hakları konusundaki talepler şekillenmiş olacak. Ardından çerçeve protokol taslağı hazır olacak. Taslağın 17 Mayıs sonrasında Çalışma Bakanlığı'na sunulmasının ardından bakanlık değerlendirme yapacak ve gelen teklifi de dikkate alarak kendi teklifini sunacak. Böylece toplu sözleşme görüşmeleri fiilen başlamış olacak. Kamu işçilerinin 2019-2020 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos 2019'da sonuçlanmıştı. Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için görüşmeler başlayacak. Anlaşma olmazsa hakem kurulu devreye girecek. Yasaya göre hakem kurulunun verdiği zam kesin nitelik taşıyacak.